Selamlar. Peru hızlı başladı dedik. Güzel başladı dedik. Harbiden hızlı başladı. Dün öğle yemeğinde tavuk yemiştim. Başka da sabah ne yemiştim? Neydi ya? Salatalyas yemiştim. Yine tavuklu patatesli. İkisinden biri dokundu bana. Zehirledi büyük ihtimalle. Sabaha kadar kustum. İshal, kusma. Sabaha kadar. Vücudumda sıvı kalmadı ya. Yemin ediyorum o kadar çok şey çıktı ki vücudumdan. Hiç sıvı kalmadı. Korkudan su bile içemiyorum şu an ya. Ay ay. Normalde bugün Cusco'ya gidecektim ama hiç halim yok. Zaten götü tutamıyorum. O yüzden hiç riske atmak istemiyorum. Bir gün daha dinleneceğim Puno'da. Pazara gitmem lazım. Muz alacağım kendime. Belki muz iyi gelir. Yanımda bir de Türk kahvesi vardı galiba. Bir arada Türk kahvesi kaşıklarım. Herhalde o da iyi gelir. Yanlış hatırlamıyorsam Türk kahvesi iyi geliyordu. Şeye, ishali durduruyordu. Bulduğum her yerden yemek yiyorum ya bu seyahatimde. Hiç dikkat etmediğim şeylerden biri. O yüzden siz yapmayın. Biraz dikkatli olun. Benim düştüğüm duruma düşmeyin. Çok da güzeldi aslında yediğim şeyler ya. Oy. Ben ne yiyeceğim ya? Şimdi ne yesem böyle bir paranoya olacak bende. Önceden ne güzel bulduğum her şeyi yiyordum. O kadar yorgunum ki hiç uyuyamadım sabaha kadar. Edit yaptım akşam. Saat 10'lu 10 civarı render işi bitti. Dedim tamam yatıyorum. Bir 15-20 dakika böyle kestirdim. Saat böyle 10.30 gibi bir uyandım abi. Çok feci bir karın ağrım var. Tuvalete zor koştum. Bir yandan alttan gidiyor, bir yandan üstten. Altta üstte aynı anda. Altta üstte aynı anda. Ne kadar pis illet bir şeymiş ya. Var ya uzun zamandır da başıma gelmiyordu. O yüzden rahattım yani. Hiç sevmiyorum. Nefret ediyorum kusmaktan var ya. Ağzımda hala tadı var ya. Oy oy. Amuz. Aa, çok küçük bu ya. Senyora. Kim bakıyor? Buenos días. ¿Cuánto cuesta? Siete por dos soles. Aa, anlamadım. Şöyle dört tane alabilir miyim? Cuatro. Cuatro? Aha. Dört tane lazım. Posible? Yok abla onlar düştü yenisini koy ya. Falta. Ya. Quanto costa? Un sol. Şu mu ablanın sor? Şurada ablanın tezgahını gördüm de dedim bir deneyeyim şansımı. Belki muz vardır şansıma. Varmış vallahi. Birazcık küçük muz ama lezzetlidir diye umuyorum. Ya benim planlarda değişiklik oldu biraz. Normalde ben bugün hostelde kalıp dinlenmeyi düşünüyordum. Böyle bir sıcak duş alırım, kendime gelirim. Birazcık böyle çıkar, dolanır, muz falan alırım. Dönerim hostele, işte video editlerim, internette işlerimi hallederim diye düşünüyordum. Ama öyle olmadı. Gördüğünüz gibi çantayı sırtlandık. Cusco'ya gitmeye karar verdim. Çünkü hostelin sahibi ablaya diyorum ki, abla hani duş almak istiyorum, sıcak su var mı? Yok. Ne zaman gelir abla? Bilmiyorum. Abla dün akşamdan beri internette bir sıkıntı var, yani Google'a bile girmiyor. Bir reset atabilir misin? Belki düzelir. İnternet gayet güzel çalışıyor. O da buz gibi zaten. Yani internet yok, duş yok. Buz gibi oda. Ben ne yapacağım? Tavana bakıp yatacağım mı yani? Ne yapacağım ben? En azından tamam, halsizlik var biraz üzerimde. Midem ağrıyor, halsizim eyvallah ama yatakta uzanıp da çalışabilecek durumdayım şu an. En azından boş durmak da istemedim. Abla hiç böyle yardımcı olmayınca
Dedim bir başka hostel bakayım kendime. En ucuz hostel orasıydı. Diğer hosteller iki kat fiyattan başlıyordu. O yüzden dedim ki al çantayı oğlum git Cusco'ya. Dayanabildiğin kadar dayan yolda. Nereden gideceğiz? Şuradan gideceğiz. Dedim dayanabildiğin kadar dayan yolda. Artık yapacak bir şey yok. Şans. Birazcık tuvalette bekledim. Mideyi boşaltabildiğim kadar boşalttım. Çantamı sırtladım. Şimdi terminale doğru gidiyorum. Yolda da böyle muz aldım kendime. Bakayım Cusco'ya yaklaştığım zaman yerim. Çok fazla böyle acıkırsam, açlık hissedersem yerim. Ama korkudan yiyebileceğimi sanmıyorum. Risk almak istemiyorum. Yemin ediyorum konuşacak böyle mecalim yok. Doğru düzgün yürüyecek mecalim yok. Halsizlik var, ağrım var. Ama işte şartlar beni yola itti. Yapacak bir şey yok. Burası hiç otogara benzemiyor ya. Daha çok böyle köy terminaline benziyor. Lan inşallah yanlış yere gelmemişimdir ya. Hola. Cusco? Otro terminal. Otro terminal. Sales de frente, dos cuadras. Hay un mercado. Ajá. Vas a pasar hoy día sábado. Ajá. Tremendo terminal. Ayda. Terminal. Terminal. Terrestre. Terminal ¿cuánto, zonal. ¿Cuánto minuto? Aquí, aquí cinco minutos. Cinco minutos. De frente. De frente. Ah, ok. Terminal terrestre. Terminal terrestre. Muchas gracias. Muchas gracias. Vallahi yanlış terminale gelmişiz. Hayda. Allah'tan 6 dakika dedi abi. 6 mı dedi, 5 mi dedi? Bakalım. Şu haritadan bir bakayım ya. Aynen ya, çok uzak değilmiş. Yine bir 10 dakika yürüyeceğiz ama. Hadi bakalım. Tavana kuvvet. I'm good. How are you? Abi her yerden yemek kokuyor, yemek kokusu geliyor ya. Midem bulanmaya başladı. Bolivya'da da burada pazarlar aynı bizim pazarlar. Tek farkı sokak yemekleri bence. Keşke bizde de sokak yemekleri kültürü buradaki gibi olsa ya. Yani Bolivya ve Peru'daki gibi olsa. Çok güzel oluyor ya. Yani arada böyle zehirleniyorsunuz ama güzel yemekler yiyorsunuz. Ucuz yemekler de yiyorsunuz. İnsanlar çünkü evinde yapıp getiriyorlar. Her gün pazar kuruyorlar ama ya. Onu fark ettim ben. Her gün bir pazar kuruluyor. Cusco, Cusco. Ana sabah varmış. Cusco? La noche. Noche. Hayda, akşam var diyor ya. İnşallah diğerlerinde vardır. Lan ne kadar boş lan. Terminal. Hola. Cusco? Cusco en la noche. Noche. ¿Cuánto cuesta? Para la noche, 25 soles. Semicama. 25 soles. 25 soles. 25. Abajo, primer piso, 35. 35. Es bus cama abajo. Bus. Bus cama, de tres filas. Nuevo. Nuevo 30. Ya. Yeah. Noche. 9:30. 9:30. No hay cierto. Now, vos, aquí. Now. Ajá. Vos. No. Cusco? No. No Cusco? No Cusco. Aquí San Luis Cusco. Yeah, but noche. Noche. Gracias. Listo. Dostlar otobüs bileti buldum ben. Aha da bu firmada var. Bir tek öğlen saatinde bu firma gidiyor. Şöyle biletimi aldım. Bir de
şu karşıda Bolivya'da hatırlarsınız terminalden çıkmak için para ödüyorduk. Burada da aynısı var. Orada bilet veriyorlardı, burada böyle yapıştırıyorlar biletinize. 1,5 soles, 25 soleste biletimi aldım. Yanlış hatırlamıyorsam 8 saat sürecek Cusco'ya gidişimiz. Vallahi birazcık yorulmadım desem yalan olur. Nereden gelecek otobüs? Hola. Buenos días, señor. ¿Cómo está, señor? San Luis. San Luis. Para Cusco. Tiene que esperar recién, el bus va a venir. ¿A bus? Sí. ¿Aquí? Sí, tiene que esperar. Gracias. Recién va a venir acá. Gracias. Ha, bak abi kontrol etti. Kontrol edildiğine dair şöyle bir de deldi biletimizi. Tamamdır. Şu yeşil otobüsmüş bizimki. Vallahi yoruldum ya. Zor tutuyorum kendimi var ya ayakta. Vay ay. Abi tek dileğim yolda uyumak. Çünkü gece de uyuyamadım böyle kabus gibi geçti sabaha kadar. Tek dileğim o yüzden yolda böyle rahat rahat uyumak hem de bu rahatsızlığı hissetmemek. Açım da ya. Yani muz o kadar güzel kokuyor ki. Bir de suyum da var. Böyle muz yiyip üzerine böyle deli gibi su içmek istiyorum ama vücudum deli gibi su kaybetti çünkü gece. Yani ne varsa çıktı benden. O yüzden karnım da çok aç. Ama korkudan yiyemiyorum. Şimdi çantayı bu otobüsün arkasına verdim. Otobüsünüz bu dostlar. Geçelim bakalım yerimize. 32 numaraydı yanlış hatırlamıyorsam. 27 30 32. Burası koltuk. Koridor almışım yanlışlıkla. Kimse gelmez herhalde ya. Otobüs boş baksanıza. Güney Amerika'da genelde böyle geniş oluyor şeyler. Koltuklar. Öyle bir de yatırıyorsunuz yatak gibi. Mışıl mışıl uyuyarak gidebiliyorsunuz. Güzel. Baksanıza geniş. Şöyle sistemleri var burada. Bunu böyle yatırıyorsun. Tamam mı? Ayağı uzatıyorsun. Koltuğu da yatırıyorsun iyice. Al sana yarım yatak. Sistem gayet güzel. Ama önemli olan çalışan koltuğa denk gelmek. Benim yolculuklarımın yarısından çoğunda koltuk şeydi, bozuktu böyle. Yer değiştirmek zorunda kalmıştım hep. Ay ay. Bir de bu iki katlı oluyor otobüsler. Şu ön tarafı alırsanız böyle bir de güneş gelmezse manzarayı izleyiz diye rahatlıkla gidersiniz. Kazasız belasız sıkıntısız atlatırız umarım bu yolculuğu. Şu an tek düşündüğüm muz, su, uyumak ve midemin beni zorlamaması. Pifo hatırladın mı beni? Ben Kerata. Allah Allah. Bu yeni mi bu? Gel gel geç. Allah tipe bak battaniyesine bak. Ne haber? Geleyim mi? Tamam. Ne yapıyorsun lan? Hatırladın mı beni? Kerata. Dostlar.
Cusco'ya ulaştım ben. Tertemiz sağ salim Cusco'ya ulaştım. Peru'nun ilk videosunu hatırlayanlar Enrique abimizi hatırlayacaktır. O karşıladı beni. Onun evinde kalacağım burada. Şey demişti. Cusco'ya geldiğinde bendesin demişti. Ben de tamam demiştim. Neden olmasın? Gracias. Okay. Gracias amigo. Lan ne yapıyorsun? Rafael. 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 Deja tus cosas, vamos abajo. Tamam. Çantayı çıkarayım da. Çok aç karnım, inanılmaz aç. Hiçbir şey yemedim. I wait in third floor. Okay. I wait here, third floor. Okay. Here, third floor. Third floor. Go, go, go. Okay. Oh, oh, yeah. Ay. Kalacağım oda burası sanırım. Sanırım değil, orada kalacağım. Kafa gitti açlıktan, yemin ediyorum var ya. Ya korkudan muzu filan yiyemedim. Ne olur ne olmaz diye bekledim, sadece birkaç yudum su içtim. Onunla duruyorum ya bütün gün. Birkaç yudum suyla duruyorum. Çantamda çorba var. Ekmek alıp çorba. Ekmek çorba, ekmek çorba güzel gider. Okay. Şöyle. Artık. Göz kararı. Şimdi ya. 10 dakika. Kısık ateşte. Ateşte 10 dakika pişirelim. Lan ne yapıyorsun orada? Çorba içeceksin mi? Vereyim mi çorba sana? He? Aldın tabi Ezogül'ün kokusunu. Oy. Acayip güzel geliyor şu an bu. Günaydın dostlar. Oo, meydan bayağı kalabalık ya. Baksanıza. Hava da mis gibi. Vallahi çok güzel ya ortam. Baksanıza kalabalığa. Günaydınlar, günaydınlar. Vallahi şu meydanı görünce keyfim yerine geldi. Ya bakın burası Cusco'nun merkezi. Plaza de Armas. Kendimi atayım da sokağın karşısına, yolun karşısına. Araba çarpmasın bir de. Burası Plaza de Armas. Yıllarca videolarda izledim. Buraya gelmenin hayalini kurdum. Buralarda gezmenin hayalini kurdum. Aha da buradayım. Hava da çok güzel ha, var ya şansımıza. Dostlar ben Enrique abinin yanından ayrıldım. Cusco'ya gelmeden önce şey demişti. Gelirsen muhakkak bende kal demişti. Beraber vakit geçiririz demişti. Ben de tamam dedim. Dün akşam işte onun evine gittim. Ama şeyi fark ettim. Yatma vakti gelince. Bana verdiği oda onun kendi yatak odasıymış. Benim içime sinmedi. Dedim abi ben koltukta yatmak istiyorum. Hani seni yatağından etmek istemiyorum yani. Ayıp olur çünkü. İlle dedi ki hani hayır sen misafirsin, yatakta yat. Ben koltukta yatarım. Problem değil benim için dedi. Dedim abi olmaz öyle filan derken. Yatakta uyudum ben. Hani şey yapmadı, kabul etmedi. Yatakta uyudum. Sabah kalktığımda da hakikaten içime sinmedi yani. Şey demişti hani istediğin kadar kalabilirsin. Burası senin evin demişti. Ben de şey düşündüm hani birkaç gün kalırım. Beraber vakit geçiririz vesaire diye düşündüm ama durum böyle olunca benim hiç içime sinmedi yani. Tamam insanların evine misafir oluyorum ama kimseyi de yatağından etmek istemiyorum. Öyle birisi değilim yani. Öyle bir şey hiç hoşuma gitmez. Her neyse abi dedim böyle böyle durum yani ben seni yatağından etmek istemiyorum. Biz yine vakit geçiririz hiç sorun değil ama dedim ben hani hostele gideyim yani. Benim içime sinmiyor çünkü. Enrique abiyi de bir şekilde ikna ettim. O illa kal filan dedi yani yat problem değil birkaç gün ben koltukta yatarım dedi ama benim hiç içime sinmedi dostlar. O yüzden ben de sabah Enrique abiyle şimdilik vedalaştım. Ben yine görüşürüm buluşurum onunla.
Bir tane hostelden rezervasyon yaptırdım. O da bu meydana oldukça yakın bir yerde. Şimdi oraya doğru gideceğim ama önce meydanı görmek istedim. Vallahi çok güzel ya. Hakikaten. Yani ilk intibası Cusco'nun bende çok güzel. Tabii meydan büyüleyici ya, gerçekten büyüleyici. Yıllarca izledim videolarda. Fotoğraflarını gördüm, gelmenin hayalini kurdum, planlar yaptım. Aha da buradayız. Bak da üniversite sıralarından beri buranın planını yapıyorum, hayalini kuruyorum buranın çevresini gezmek için. Planlar yapıyorum yani, öyle söyleyeyim. O yüzden bu planı gerçekleştirdiğim için şu an mutluyum. Bir aksilik olmazsa uzun uzun gezeceğiz burada. Burası bence Peru'nun en meşhur yeri. Yani Machu Picchu'ya da yakın, o bölgeyi de kapsarsak en meşhur yeri. O yüzden burada çok fazla turist göreceğimizi düşünüyorum. Şöyle meydanı bir kez daha göstereyim size. Durum budur dostlar. Şimdi hostelime gideceğim. Dün akşam çorba çok iyi geldi. Gerçekten çok iyi geldi. Kendimi daha iyi hissediyorum. Yani bir tık daha enerjim yerinde. Daha güzel hissediyorum kendimi. Hostelde de dinlenirim, güzelce beslenirim. İki güne kalmaz toparlarım kendimi. Şurada bir curcuna görüyorum ya. Bir oraya doğru yürüyelim. Güney Amerika'da eğlencenin, dansın olmadığı bir Allah'ın günü yok. Şaka gibi ya. Adamlar eğlenmek için doğmuşlar. Ya ne yapayım? Oğlum bir şey sıkıyorlar lan. Vallahi bu insanlar eğlenmek için doğmuşlar ya. Bana hır abi, bana hırlama hiç. Yorgunum. Kostümleri çok ilginç değil mi ya? Bu kostümlerin, kıyafetlerin, dansların hepsinin bir hikayesi var ama araştırıp öyle anlatmam lazım yani. Şu an hiçbir bilgim yok. Çok iyi ya. Habere bir şey sıkıyorlar millete ya. Çok iyi lan. Abi düşünsene Türkiye'de de böyle her gün eğlence olduğunu, insanları sokaklarda dans ettiğini,
Ne güzel olmaz mı? Neyse şuradan devam edelim biz hostele doğru. Pardon. Ha bak bu da ablaların kıyafetleri. Hiç öyle şeye gerek yok, özelgine gerek yok ya. Bolivya'dayken her gün sokakta eğlence vardı. Her Allah'ın günü bir sokaktan müzik sesi, işte bando, dans edenler vesaire. Her Allah'ın günü. Ben o kadar kıskanıyordum ki. Düşünsene böyle Türkiye'de olduğunu ya, her gün eğlence, bilmem ne. İnsanların yüzü gülüyor, dans ediyorlar filan. Ne güzel olmaz mıydı? Ah işte durumlar. Hostele geldim şimdi dostlar. Çantamı odaya bıraktım size. Hosteli göstermek istiyorum. Burası hostelin mutfağı, böyle çatıya yapmışlar. Manzaramız çok güzel, bakın burada şey var. Daha demin geldiğimiz o plazada armas var ya, meydan orası. Manzara müthiş müthiş. Baksanıza ya. Plaza hemen ayağımızın altında. Güzel bir hostel. Geceliği 4,5 dolar. Böyle odası temiz gözüküyor. Hostel temiz gözüküyor. Mutfak fena değil. Böyle ortak bir alan var. Burada takılabiliyorsunuz, bar gibi. Aynı zamanda yine aynı manzara var burada. Bakalım. Güzel gözüküyor hostel. Bir ara yine düşüneceğimi söylerim. Şöyle size odamı da göstereyim. Her katta böyle bir tane modem var. İnternette buranın Wi-Fi hakkında çok iyi yorumlar vardı. O yüzden burayı seçtim. Biliyorsunuz Wi-Fi önemli benim için. Ha, burası da kaldığım oda. Yatağım burası. Kaç kişilikmiş? 2, 4, 6, 8, 10, 12 kişilik oda. Gördüğüm kadarıyla 2-3 yatak dolu sadece. Şöyle bir de şey var. Kilitli dolap var. Küçük çantamın sığacağı kadar. Kalacağım hostel burası. Huh, vallahi burada birkaç gün dinleneceğim. Dediğim gibi geceliği 4,5 dolar. Başka kahvaltı dahil değil ne yazık ki. Kahvaltıyı ayrı satın almanız gerekiyor, ödemeniz gerekiyor. Onu ben kendim hallederim, o sıkıntı değil. Oy, vallahi geldik Cusco'ya geldik. Altımıza bırakmadan tertemiz, rahat bir şekilde geldik. Vücudumda hala etkileri var o zehirlenmenin ama daha da iyiyim yani, daha da iyiyim. Birazcık dinlenmem gerekiyor ve sıvı tüketmem gerekiyor ki vücudumdan iyice atabileyim bu illeti. Huh. Bu videoluk bu kadar dostlar. Benim için artık dinlenme vakti ve birazcık çalışma vakti. Video yetiştirmem lazım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyelim. Plaza de Armas'ı bol bol gezeriz. Cusco sokaklarını bol bol gezeriz o videoda beraber. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Bir beğeni atmayı, bir yorum atmayı, bir de abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.